Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Perşembe günü yine sizlerle buluşma günümüz. Hepiniz hoş geldiniz. Zaman ayırdığınız ve bugün burada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum öncelikle. 21.30'da başlayan sunumumuz bugün yine Perşembe günü 8 Nisan'da sizlerle birlikte sizin karşınızdayız. Skyward Community projesiyle ilgili yapacağımız yeni haberlerle ilgili yapacağımız sizlerle birlikte sunumumuz başlamış bulunuyor. Bugün size yeni haberlerle ilgili biraz ayrıntılı bildirimler yapmak istiyorum. Projemiz biliyorsunuz şu anda son hızıyla devam etmektedir. Projemizin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çalışmaları da çok güzel şekilde devam ediyor. Hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Yine aynı şekilde Minsk'le ilgili biliyorsunuz adres projemizi için bir arsa tahsil edilmesi konusunda bir çalışmamız vardı. Bu arsayla ilgili çok güzel gelişmeler, nere tahsil edileceği ile ilgili de çalışmalar bitmiş durumda. Artık hangi yeri bize verecekler ve hangi alanda adres proje başlatılacağı ile ilgili de son süre içerisinde herhalde yakın bir zaman zarfı içerisinde tam olarak nerede olacağını açıklamış bulunacak bizim yetkililerimiz. Tabii bunu yine siz sayfalarınızda haber kısımlarında takip ederek öğrenebilirsiniz. Sabırsız olan arkadaşlar oluyor, sabırsız olan yatırımcılarımız. Bunlar hepsi merakla bekledikleri haberler oluyor. Çok güzel takiplerini sürdüren değerli yatırımcılarımız özellikle takiplerini sürdürüp web sitesinden, kişisel hesaplarından bütün bilgilere ulaşabilirler. Merak ettikleri ve bilgi olarak bilgi edinmek isteyen kişiler yapılarında bulunan diğer yatırımcılarla paylaşmak istedikleri haberlerin hepsini web site adresimizde Skyward Community web site adresinden kişisel hesabından haber akışı kısmında sağ taraftan takip edebilirler. Arkadaşlar yatırım yapmış olan ve taksit ödemeleri olan arkadaşlar özellikle biliyorsunuz son zamanlarda daha doğrusu 2020'nin son 2 ayı yani Kasım ve Aralık ayında sonra da yine tabii 2021'inde Ocak ve Şubat aylarında ödemelerle ilgili sıkıntı yaşayan birçok arkadaşımız oldu. Ödemelerle ilgili bir süre kredi kartı işte kartla hesap doldurma işlemlerini yapamıyorduk. Hesaplara para aktarımı BTC Türkiye kullanan arkadaşlar vardı. Bunlar da yapamıyorlardı. Bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmalar sonucunda artık kartla da para aktarımı yapılıyor, ödeme yapılabiliyor. BTC Türk'ten de ödemelerinizi yapmak istiyorsanız ya, ödemeleriniz yapılabiliyor. Bunu artık bütün Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği'nde bulunan ülkeler dahil olmak üzere, Rusya Federasyonu'ndaki ülkeler ve oradan ayrılma olan ülkeler yani hepsi artık kartlarla ödeme yapabiliyorlar. Herkes ulaşabilecek şekilde ayarlamalar ve anlaşmalar yapıldı, kabul edildi. O yüzden denemek isteyenler varsa denesinler. Sorun yaşayanlar olursa da sorunları bize bildirsinler lütfen. Sorunları bildirirseniz biz yine üzerine çalışma yaparak dönüşümüzü en güzel şekilde sağlamış olacağız. Bugün size bu ay içerisinde yeni 12 Nisan itibariyle konulacak olan promosyonla ilgili bir teklif sunumu yapacağım. Teklif sunumumuz şu şekilde, biliyorsunuz 500 bin adet hisse alımı ile ilgili
hologram bir teklif vardı. Hologram teklifi alamayan birçok yatırımcımız oldu. Bundan sonradan takip ederek bu teklifler tekrardan gelmeyecek mi? Aynı indirimli iskontolü yeni teklifler oluşmayacak mı diye soran, merak eden birçok kişi oldu. İleriki süreç içerisinde nasıl bir yatırım teklifi açık olacak, nasıl bir hisseler hangi şartlarla indirime girecek, bununla ilgili herhangi bir açıklamayı biliyorsunuz anlık olarak yapamıyoruz. Ancak o teklif oluşmuş, yayınlanmış ve artık herkese açık olacak şekilde paylaşılabilir halde ise o zaman paylaşabiliyoruz. Biz de sizin gibi haberleri takip ederek bunları size aktarıyoruz. Son okuduğum haberler içerisinde yer alan Anatoly Eduardovich Yunitski'nin kendisinin doğum gününün şerefine bu projenin içerisinde kendisini ve projeyi destekleyen, daha doğrusu projeyi destekleyen olarak söylüyor, Skyward Community projesini destekleyen bütün yatırımcılara sağladıkları destek, yani yatırımcı oldukları için, altyapılarını oluşturdukları için, altyapılarını oluştururken yatırımcıları kazandırdıkları için bizler, yani sonuçta Skyward Community projesi içerisinde yatırımcı da kazandırıyoruz. Bunları kazandırdıkları için bir hediye hisse verileceğini açıkladı. Bunu da kendisinin doğum günü şerefine bütün yatırımcılarla paylaşmak istediğini ve yatırım yapma olanaklarını diskontla, yani fazla hisse satın alarak yapabilmeleri için bir promosyon açılmış olacak. Bu promosyon nasıl şartlar altında kayıt yapabileceksiniz veya satın alabileceksiniz? Bu teklifte nasıl yararlanabileceksiniz? Biraz ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Anatoly Eduardovich Yunitski'nin 16 Nisan'da doğum günü. Doğum günü şerefine 12 Nisan ile 18 Nisan arasında herkese açık, yeni yatırımcı, eski yatırımcı, herkese açık. Eğer hisse satın alırsanız tek ödeme veya taksitli fark etmiyor. Eğer hisseniz satın alırsanız ve bunun ödemesini, ilk ödemesini gerçekleştirdiyseniz yapmış olduğunuz, satın almış olduğunuz o kupon diyelim. O kupon ikiye katlayacak. Yani siz kaç adet hisse satın aldıysanız, mesela 33 bin adet hisse mi satın aldınız? Bu hisse 2 ile çarpıldığı zaman 66 bin adet hisse satın almış olacaksınız. Bu şekilde bir promosyon açılıyor ve bu promosyon hangi tarihte girmiş olacak? 11 Nisan 23:59 itibariyle, saatler 23:59'u gösterdiği andan itibaren ulaşılabilir olacak. Yani bunu daha net söylemek gerekirse 12 Nisan itibariyle siz hisseyi her an satın alabilirsiniz ve satın aldığınız hissenin ilk ödemesini yaptığınız andan itibaren hisseniz ikiye katlayacak arkadaşlar. Kaç günlük süreniz var? 6 günlük süreniz var diyebiliriz. 12 ve 18, evet, 6 günlük bir süre içerisinde 7 gün geçerli olacak. 6 gece denilir. Genelde otellerin biliyorsunuz tanıtımı yapıldığı zaman 6 gece 7 gün gibi. Bizim de hisselerimiz geçerli olacak. Bu hisselerden faydalanabilirsiniz. İkiye katlayacak. Almış olduğunuz hisseleriniz burada yeni yatırımcı da katılabilecek ya da yeni yatırımcı olarak davet ettiğiniz kişi kaydını yaptıysa yine aynı şekilde o da promosyona yararlanmış olacak. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız sayfamıza girin, kişisel hesabınızdan giriş yapın. Güvenliğiniz açısından kimseyle paylaşmadığınız şifrelerinizle birlikte kişisel hesabınızdan giriş yaparak sağ taraftan haberlerden
hisselerle ilgili, promosyonla ilgili de, kuponla ilgili de haberleri okuyabilirsiniz. Yine dediğim gibi Anatoly Eduardovich Yunitski'nin doğum günü şerefine 12 Nisan ile 18 Nisan arasında promosyon olarak promosyon hediye kuponu olarak, promosyon demeyeyim, hediye kuponu olarak alabileceğiniz hisseler var. Aldığınız hisse 30 bin, 33 bin adetse siz o tarihle içerisinde onu satın aldığınız için 66 bin hisseye çıkacak. Bunu kullanabileceksiniz. İkiye katlıyorsunuz yatırımınızı. Çok güzel bir şey. İki adet kuponu kullanabiliyorsunuz. Bir kuponu bir teklif için, ikinci kuponu ikinci teklif için kullanabilirsiniz. Bu teklifi iki farklı şekilde kullanabilirsiniz. Birincisi 12 ve 18 Nisan arasında satın aldığınız herhangi bir hisseye, 1000 dolardan başlayan herhangi bir hisse için geçerli şekilde kullanabiliyorsunuz. İkincisi, altyapınızda bulunan bir yatırımcıya hediye edebilirsiniz. Hediye edersiniz, o da o kuponu kullanır. Yani diyelim ki bir kuponu siz kullandınız, siz kendiniz için hisse satın aldınız. İkinci kuponu da diğer yatırımcınıza hediye ettiyseniz, o da bir hisse satın alıp kuponu kullanabilir. Fakat o kupon, eğer siz o yatırımcıya o kuponu hediye ettiyseniz, hediye ettiğiniz yatırımcı o kuponu alıp başka bir yatırımcıya hediye edemez. Sadece siz hediye ettiğiniz kişi de baki kalabilir. Başka üçüncü kişilere geçemez. Bunun altını çizelim. Yanlış anlaşılmasın. Kupon sadece üst liderin bir alt liderine hediye etmesine olanak sağlar. Ama hediye edilen lider bunu başka bir lidere hediye edemez. Bu şekilde bir hediye kuponları yer alacak 12 Nisan itibariyle. Bunları değerlendirebilirsiniz. Özellikle yatırım yapmak isteyen arkadaşlar vardı. Bunlar bu teklifi değerlendirip yararlanabilirler. Yapmış oldukları yatırımları ikiye katlamış olurlar. Bunun dışında artık Mart ayını kapattık. Mart ayının içerisinde gerçekleşen gelişmeler içinde yer alan haberlerde mesela Birleşik Arap Emirlikleri Şarjah şehrinde yapılmış olan Asmalı yollarımız projemiz gerçekleştirilmiş olan test deneme sürüşleri vesaire bunlar hepsi yapıldı. Ama test merkezine herkes kabul edilmiyor. Dolayısıyla herkes bunu gidip de göremez. Testler yapılıyor ve konteyner taşımacılığı da artık test edilmeye başlandı. Konteyner taşımacılığın testten geçmesi için bir pistin yapılmış olduğu ve bu pist üzerinden yani raylar üzerinden deneme sürüşler gerçekleşeceği ile ilgili de haberlerimiz yer almıştı. Vladimir Volkov açıklamış olduğu Vladimir Maslov çok özür dilerim. Vladimir Maslov'un yapmış olduğu sunumlar vardı. Alexei Suhadoyev'in yapmış olduğu projenin ayrıntılı sunumları, altyapı araştırması yapılmış olan işte dünya çapında nasıl bir gelişime sahip olduğumuzla ilgili yapılmış olan sunumları yer alıyor. YouTube kanalını takip edin lütfen. Burada bütün liderlerimizin, bütün yönetim kurulu başkanlarımızın, sorumlu kişilerin, mühendislerin soru ve cevap şeklindeki bütün sunumları yer alıyor. İngilizce, Rusça sunumları bulabilirsiniz. Farklı dillerde yaşadığınız ülkeye bağlı olarak belki de farklı bir dil konuşuyorsunuz. Almanca, İngilizce, Rusça, ne bileyim Japonca bilen vardır, Çince bilen vardır. Bunlarla ilgili sunumları YouTube kanalına üyeliğinizi yaparsanız, YouTube kanalının daha doğrusu takibi alırsanız, bildirimleri açarsanız, YouTube kanalı üzerinden güncel haberlerle ilgili bildirimler direkt sizin mobil cihazınıza, telefonunuza gelecektir. Siz de buradan
sağlıklı takip edebilirsiniz. İsterseniz sunumları dinlersiniz. Sunumu dinlerken belki de orada proje içerisinde gösterilen kaynakçalar kullanılacaktır. Bunlarla ilgili haberleri dinlemiş olursunuz. Bir de geçen hafta içerisinde yine soru cevap kısmında Vladimir Maslov'un cevaplamış oldukları, Anatoly Eduard Yunitski'nin cevaplamış oldukları sorularla ilgili tercüme edilmiş haberler sayfalarımıza konuldu. Takip eden arkadaşlar mutlaka okumuşlardır. Orada çok sık sorulan, bana da sorulan, belki de sizin altyapınızda bulunan kişilerin de sormuş oldukları sorular vardı mesela. O sorularda aklımda kalanlar, önemli olan sorular. Mesela RSV ile ilgili soruya cevap vardı. RSV ile Skyward Community'nin bir ortaklığı var mı diye. Ortaklık olmadığını, ikisi de farklı fon olduğu ile ilgili açıklama yer almıştı. Peki oradan satın alan hisseler ne olacak diye sorulmuş ve bunun üzerine de cevap olarak şu şekilde bir cevap yer alıyor. Sizin satın almış olduğunuz hisseler sizin mülkiyetinizde korunmuş şekilde kalıyor. Herhangi bir geçerliliğin kaybetme söz konusu değil. Mülkiyetinize devredilmiş olarak Skyward Community'de siz bunları görebilirsiniz. Hatta kontrol edebilirsiniz. Gerekiyorsa sertifikalarınızı talep edebilirsiniz diye açıklama yer alıyordu. Orada yine bir konuda da uyarı da yapılmıştı. Birkaç tane flash bellek ya da işte bilgisayarınıza mülkiyetinizdeki hisselerinizle ilgili çıktıları indirebilir ve kaydedebilirsiniz. Ayrıca bunları arşivleme konusunda da kağıt arşiv de yapın diye altı çizilmiş olan bir bilgi vardı. Onu yine hatırlatmak isterim. Mutlaka mülkiyetinize çağırdığınız hisselerin çıktısını alıp kağıt arşivde koyabilirsiniz veya adresinize talepte bulunabilirsiniz. Orada çok küçük bir ödeme miktarıyla siz adresinize talep ediyorsunuz. Adresinize sizin talep etmiş olduğunuz evrağınız, çıktınız yani imzalı orijinal belgeniz geliyor. Buna da biz kağıt arşiv diyoruz, belge arşivi diyoruz. Belge arşivinize mülkiyetinizi çağırmış olduğunuz, hisselerinizi satın olduğunuza dair onaylı belgenizi arşivlemiş olursunuz arkadaşlar. Bunun dışında RSV Invest ile ilgili orada ilk başta başlatılmış olan bir proje vardı. Bu projenin içerisinde birlikte çalıştıkları kişilerle yolu ayırdıklarını, ayırdıkları için fonları da ayırdıklarını ve ilişkiler kesildiğini de söylemişlerdi. RSV Invest farklı bir fon artık. Skyward Community farklı bir yatırım fonu. Halka açık fon. İşte orada yeni fonlar oluşuyor. Bunlarla ilgili de haberler yer alıyor. Onlarla ilgili de ayrıntılı bilgi almak isteyen kişiler varsa sayfaya girip okusunlar. Haberlerde bilgilendirmeleri okusunlar. Çünkü şartlar var. Her fonun kendine özel bir şartı var. Bu şartları okumanız gerekiyor. Skyward Community içerisinde yeni yaptığınız üyelerle ilgili doğrulamalar yapılırken bu doğrulamalarda değişiklikler, ufak da olsa değişiklikler var. Bu değişiklikleri takip etmeleri için lütfen yeni kayıt yapacağınız kişileri uyarın ya da siz yardımcı oluyorsanız sizin de bilginiz olsun. Takip ettiğim sayfa içerisinden doğrulamaları sayfada yer alan kılavuza göre uygun şekilde yapmanız gerekiyor. Doğrulama yaptıktan sonra yatırımcı olacaksa yatırımcı sözleşmesini imzalayacak. Ondan sonra ilk ödemesini yaptıktan sonra zaten artık yatırımcı olacaktır. Bir de biliyorsunuz bizim partnerlik sözleşmemiz var. Partnerlik sözleşmemizle ilgili de şöyle açıklayabiliriz. Eğer siz yatırımcıysanız
Ve bir de yatırımcı dışında artı projemize katkıda bulunmak istiyorsanız ve ayrıca kendiniz için de bir kazanç elde etmek istiyorsanız ortaklık partnerlik sözleşmesi var. O partnerlik sözleşmesinde bonus alma hakkı ile ilgili açıklamaların yer aldığı bir sözleşme doküman olarak karşınıza çıkar. Bu dokümanı okuyarak imzalamanız gerekiyor. Bu dokümanı okuyup anlayıp ondan sonra imzalayın arkadaşlar. Çünkü sonuçta siz bir şeye imza atacaksınız ve orada sizin bununla gerçekten ilginiz var mı yok mu diye yazılı olan size sunulmuş olan bir metin yer alacak. Bu metini okumanız gerekiyor, anlamanız gerekiyor ve ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Yani hangi işi yapacağınızı ve neyin altına imza attığınızı takip etmeniz gerekiyor. Takibi sağladıktan sonra eğer ki her şeyi kabul ediyorsanız o zaman imzanızı elektronik imza atılmış olacak orada zaten. Onaylamış olacaksınız yani. Ondan sonra onaylayarak siz artık partnerlik sözleşmesine sahip olarak mesela diyelim ki siz yatırımcısınız. Yatırım sözleşmenizi imzaladınız, hisselerinizi satın aldınız. İlk taksit ödemenizi yaptınız. Partnerlik sözleşmesini de imzaladınız. Bundan sonra siz partner olarak göreviniz ne oluyor? Tabii ki sizin yine tercihinize kalmış bir şey. İsterseniz bir kişiyi yapınıza davet eder, kaydedersiniz ve çalışmaya başlarsınız. İsterseniz 10 kişiyi, isterseniz 1000 kişiyi. Tamamen tercih sizin. Burada sizin yapmanız gereken daha doğrusu sözleşmenin size sağlayacağı etki nedir? Bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra siz yatırımcı getirdiğiniz zaman getirdiğiniz her yatırımcıdan %15'lik bir kar sahibi oluyorsunuz. Bu geçen aylar içerisinde Mart ayı içerisinde bir değişiklik yapıldı ve verdiğiniz söz kadar bir İlk hafta için %30'luk, ikinci haftada %25, %24, işte %20 gibi farklı rakamlar yer almıştı. Bu ay içerisinde de partnerlik sözleşmesi de yenilenmiş oldu ve bu yeni partnerlik sözleşmesine bakıldığı zaman şöyle bir şey orada yer alacak. Siz artık plan sunacaksınız. Planınız içerisinde bu ay içerisinde kaç kişiyi kayıt yapacağınıza ilgili bir planlama yapmış olacaksınız ya da size sunulacak olan bir plan olacak. Bunun üzerinden işte %5, %10 gibi siz tutarlarla partnerliğinizi ve kazancınızı devam ettirebileceksiniz arkadaşlar. Bunu devam ederken Sky Expert ve Top Expert'in de sözleşmeleri var. Bunlarla ilgili de orada de yapılmış olan değişiklikler var. Bu değişiklikleri okuyun lütfen çünkü orada artık yüzdelikleriniz değişecek, şartlar değişiyor ve şartları ayrıntılı olarak bir doküman olarak incelemeniz gerekiyor. İşte Top Expert'in kendi yatırımı olması gerekiyor. Vermiş olduğu planı gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Sky Expert'in de kendine uygun seviyesine uygun bir planı var ve söz vereceği yatırımcılarla ilgili çalışmaları yapması gerekiyor. Bunlar hepsi yer alacak. Bunları takip ederek, sözleşmeleri imzalayarak, planlama yaparak, hedef koyarak, sunumları gerçekleştirerek, sizin kendi yatırımınızı korurken, altyapınızda bulunan yatırımcılara da yardımcı ve destek olarak çalışmalar yürütülebilir. Ve kazancınıza ekstradan yatırımınıza da hem yatırım katabilirsiniz hem de kazancınızı arttırabilirsiniz. Dubai'deki projemiz devam ediyor. Temeller atıldı. Çalışmalar yapılıyor. Konteyner taşımacılığı ile ilgili çalışmalarımız Covid dönemine bakmaksızın çok hızlı olmasa da hala çalışmalarımız güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde yol almaya devam ediyor arkadaşlar. Burada yine yatırımlarla ilgili bu sene içerisinde, 2021 içerisinde neler yapabileceğimize ilgili sorular vardı. O sorularda mesela bu yıl içerisinde minimum 3 projenin gerçekleşeceğini Anatoly Yunitski
kendisi cevap olarak söylediğini okudum. Siz de bununla ilgili bilgileri araştırabilirsiniz. Yani 2021 minimum 3 tane projemiz, adres projemiz gerçekleşecek, başlatılmış olacak yani. Başlatılmış olan projelerin başarıya ulaşması önemli. Çünkü biz borsaya çıkış yapmakla ilgili bir hazırlık dönemi içerisindeyiz. Artık yavaş yavaş 14. etap kapanıp 15. etaba geçişler yapılması gerekiyor ve 15. etaptan itibaren de hisselerin satışı belirli bir seviyeye ulaşmış. Konteyner taşımacılığı ile ilgili işte 500 saati 500 kilometre hızla gidecek olan aracımızla ilgili testlerin hepsi tamamlanmış olması gerekiyor ki biz 15. etapla birlikte borsaya çıkış hazırlıklarını da yapalım. Borsaya çıktığımız zaman burada önemli noktalar şunlardı. Tekrar hatırlatmak istiyorum size. Borsaya giriş yaptığımız zaman bizim projemizin üst başarıya ulaşmış olması ve bu nedenle hisselerimizin çok güzel fiyatlarla alıcı bulması gerekiyor. Çok güzel fiyatlarla yüksek taleple alıcı bulması için de projenin başarısı bize bağlı olarak devam ediyor. O yüzden biz yatırımcılarımızı davet ediyoruz. Yatırımcılarımıza projemizi sunuyoruz. Desteği ihtiyacı varsa destekte bulunuyoruz. Yapısını büyütme konusunda yol gösteriyoruz. Tabii ki de her şeyi onun adına siz yapacaksınız diye bir şey yok. Yatırımcınız çalışacak, partnerimiz çalışacak, partnerimizin alt grubu çalışacak ve ondan sonra artık başarı yolu başlamış olacaktır. Burada ince ayrıntı olarak şunu diyebiliriz. Plan ve programlanmış bir çalışma günlüğü hazırlanması gerekiyor. Yani sizin bir defterinizde, ajandanızda günlük yapacağınız görüşmelerle ilgili bir çalışma yer alması gerekiyor. Haftalık olarak hedeflediğiniz kişi sayısı olması gerekiyor. Aylık olarak koymuş olduğunuz, kendinize hedeflemiş olduğunuz görüşme sayısı olması gerekiyor. Bu görüşmelerin içerisinde kaç tane yatırımcıyı getirmeyi hedeflediğinize dair notlarınız olması gerekiyor. Kimlerle görüşme yaptığınız ve nasıl bir etki bıraktığınız veya hissettiğiniz bu notları almanız gerekiyor. Bunlar size daha sonraki dönüşlerinizde, daha sonraki adımlarınızda yardımcı olacak notlardır. Sizin için değerli ve kıymetlidir. Mesela bir yatırımcıyı aradıysanız ve siz ondan bir sunum için zaman istediyseniz, sunumunuzu gidip yaptıysanız, sunumun gidişatına bakarak yatırımcının fikrini öğrendiyseniz, ne düşündüğünü öğrendiyseniz notunuzu alırsınız. Sonra bu sunumdan sonra ertesi gün ya da işte seninle böyle bir sunumu görüştük, ne düşünüyorsun diye sorarsınız. Fikrini alırsınız. Olumsuz bir cevap bile almış olsanız bu insanla irtibatınızı kesmeyin lütfen. Çünkü fikri değişebilir. Duyduğu başarılı projelerle ilgili etkilenmiş olduğu konular olabilir. Size sormak istediği sorular vardır ama ilk cevabını ret vererek sizi kırdığını düşündüğü için size dönüş yapmayabilir, çekingen kalabilir. Fakat siz onunla irtibatı gayet normal bir şekilde sürdürdüğünüz zaman mutlaka ki her zaman kapınızın açık olduğunu, sizden istediği zaman istediği bilgilerle ilgili bilgi alabileceğini bilirse çok daha rahat bir şekilde sizinle irtibata geçer. Sizinle paylaşmak istediği konuları paylaşabilir. Sormak istediği sorular varsa bunları sorabilir. Planlamış olduğu bir yatırım tutarı varsa ve kararsız kaldığı bir nokta varsa, bir danışmana ihtiyacı varsa size danışan olarak da yanınıza gelebilir. Çekinmeden telefonla görüşme yapabilir. Yani bu nedenle yatırımınızı kabul etmeyen kişiye fevri ya da işte benim yatırımım kabul etmedi, ben bir daha onu aramam şeklindeki durumlardan kaçının lütfen.
Kaçının çünkü ne size iyi olur ne de yatırım yapmayı planlamış olan kişiye iyi bir şey getirecektir. Sonuçta biz bir fırsatı bir yatırımcıya elinde varsa yatırmak istediği bir tutar. Bunun fırsatı kullanarak değerlendirmesini ayağına getirmiş oluyoruz. Bunları hepsini yaparken unutmayın ki siz çok basit bir projenin sunumunu yapmıyorsunuz. Çok basit bir projeyi gelip de birisine anlatmıyorsunuz. Sizin anlatmakta olduğunuz proje başarılı, dünya çapında ilgi gören, birçok ülkede yatırımcılarına sahip olan, bir bütçesi olan, hissedarlarının, pay sahiplerinin olan bir proje ve geleceği vaat eden projelerden birisi. Özellikle bizden sonraki nesillerimize kalabilecek projelerden birisi olarak değerli olduğunu, ekosisteme saygı duyacak bir proje olduğunu unutmayın. Maliyeti düşük olduğunu, karayoluna harcanan bütçenin çok çok daha altında olduğunu unutmayın. Değerini kaybettirmeyin, sizdeki değerini kaybettirmeyin. Sizdeki değeri kaybolmazsa zaten karşı tarafa vermiş olduğu değer de kaybolmayacaktır. Mutlaka siz çalışmalarınızın meyvelerini alacaksınız ve bunların üzerinde çalışmalarınızı daha büyük zevkle yapacaksınız. Bu şekilde projemizi mutlaka takip ederek, altyapınızdaki kişilere yardımcı olarak onların çalışmasını, verimli değerlendirmeler yapmasını, planlama listesi yapmasını hepsini organize edebilirsiniz. Sunum projeleri hazırlayabilirsiniz. Haftalık Perşembe günleri 21.30'da biliyorsunuz ben de buradan sunum yapıyorum. Haberlerle ilgili haftalık haberlerin paylaşımlarını yapıyorum. Güncel haberlerle ilgili size bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Arada hatırlatmak istiyorum ki YouTube kanalında takipte olun. Takipçiler olarak hatırlatmalar size gelmesi için aboneliği aktive edin. Bildirimleri açık tutun. Açık tutarsanız size bütün güncel haberler sayfalarınıza bildirim olarak YouTube sayfasından da size gelecektir. Buradan takiplerinizi daha kolay yapabileceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde hem projeden haberdar olursunuz, hem yapabileceğiniz yeni yatırımlarla değerlendirmek istediğiniz hisseler varsa bunlardan faydalanabileceksiniz. İkiye katlarsınız, yapmış olduğunuz yatırımları haberi olmayanlara bunu anlatabilirsiniz. Hediye etmek istediğiniz hisseniz vardır, kuponunuz vardır ya da işte yeni bir promosyon çıkmıştır. Bu promosyonla ilgili birini üye yapmak istiyordunuz ama o zaman işte çok karlı bir teklif yoktu ama o an karlı bir teklif size geldiyse siz de bunu değerlendirme imkanınız varken bir kişiye daha değerlendirme imkanını sağlayabiliyorsanız ne kadar güzel bir fırsat elinize geçmiş olacak ki diğer kişiye de bir faydanız dokunmuş olacak. Diğer kişinin de ilerideki yatırımına güzel bir getiriniz olmuş olacaktır. O yüzden takibinizi sürdürmenizi rica ediyorum. Haberleri okumanızı rica ediyorum. Planlama yapmanızı, yatırımcı getirme konusundaki çalışmalarınızı biraz daha genişletmenizi, önem vermenizi sizden istiyorum. Ve burada siz yatırımcı getirirken ayrıca bir de kazanç elde ediyorsunuz. Bonuslarınız artıyor. Yüzdelik bonuslarınızdan kendi taksitlerinizi ödeyebilirsiniz. Taksitlerinizi öderken tekrar bir yatırımda bulunabilirsiniz. Bu yatırımın karını hesaplayıp da başka bir yatırıma çevirebilirsiniz. Yeni bir hisse paketi satın alabilirsiniz. 18 yaş altındaki çocuklarınızın adına hisse satın alabilirsiniz. Biliyorsunuz çocuk hisseleri var.
öğrenci hissesi var. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Bunları her zaman hediye şeylerinde ve promosyonlarında kullanamasanız da çocuklarınız 18 yaşın altındaysa siz bunların adına hisse çalışmaları yapabilirsiniz. Siz onların satın alırsınız ve o çocuklarınız 18 yaşına gelene kadar bütün kontrol sizin elinizde devam edebilirsiniz. Bu şekilde çalışmalarımız her zaman olacak. Ara ara sürprizler olacak. Ara ara hediyeler, promosyonlar olacaktır. Tabii promosyonların tutarlarını ve tahmini iskontolar ne olacak? Bunları şu anda söylemek zor. Bunlar güncel olarak aylık, haftalık haberler içerisinde yer alacak her zaman. Sürpriz olarak karşımıza çıkabilecek. Ama biz sürprizleri her zaman bekleyerek oturursak da yatırımdan geri kalırız. Çünkü son bir aşamamız kaldı. 15. aşamaya geçtiğimiz zaman biz 15. aşamadan sonra zaten büyük yatırımcılar olarak devam edeceğiz ama 15. aşamadan sonraki kişiler artık büyük yatırımcılar içerisinde değil de daha küçük hisse satışları, işte küçük projeler vesaire özel ADES projelerine yönelen kısımlarda yer almaya başlayacaklardır. O yüzden biz fırsatları değerlendirip en iyi şekilde yatırımlarımızı koruyarak ve yatırımı yapan kişiler biz olduğumuz için proje sahipleri de biz olduğumuzu unutmadan burada sahip çıkarak projemize Türkiye'nin ilk projeleri uygulayan ülkeler arasında yer alması için hep birlikte en verimli şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz arkadaşlar. Bunu öncelikle kendimizin yapmış olduğumuz yatırımdan dolayı hakkımızı korumak adına yapacağız ve geleceğimizdeki nesillerimiz, çocuklarımız, torunlarımızın çocukları vesaire böyle bu nesillere aktarabileceğimiz projemizi koruyarak, sahip çıkarak hep birlikte başarılı işlere imza atmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar ben sizi yine haftaya Perşembe günü 21.30'da tekrardan görmek isterim. Sunum yapmak isterim. Sizinle haberleri paylaşmak isterim. Sizi okuduğum ve öğrendiğim Rusça okuduklarımı da Türkçe haberleri de takip ederek oradan aldığım bilgileri de sizlere aktararak güncel haberlerle yapılan promosyonlar, verilen hediyeler, verilen kuponlar, yapılan değişiklikler, sistem içerisindeki kişisel hesabın içerisindeki yapılan yeniliklerle ilgili bilgiler vermek için yine her hafta olduğu gibi haftaya da karşınızda olmak dileğiyle tekrardan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bugün sunumumda bulunduğunuz için benim için büyük bir keyifti sizler için sunum yapmak ve sizlerle birlikte böyle bir projenin içerisinde bir yatırımcı olarak da sizin yatırımcı ortağınız olarak da Skyward Community projesi içerisinde yer almaktan bir kez daha mutlu olduğumda hepinize iletmek ve paylaşmak istiyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları ve haftaya yine tekrardan bir arada olmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.